Sina, bak burada çok büyük bir gerginlik çıktı. Eğer abimler şu an bunu yaptığını da duyarsa yemin ediyorum basarlar oraya. Zaten babam da gitti. Benim şu anda evde güvenebileceğim hiç kimse yok. Baban ne zaman gelecekmiş? Bilmiyorum. Hem belki de annem şu görücü mevzusundan vazgeçirmek için gitmiştir. Damla. Ben baban geldiğinde karşısına çıkıp gereken konuşmayı yapacağım. Yani bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Durdurur. Durdurur. Allah Allah ya. Ben biliyorum durduracak seni birisine. Kimmiş o? Benim. Kim olacak? Bak Sina, bundan sonra benim kontrolüm dışında hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Söz ver. Tamam, söz vereyim. Ama eğer işler senin kontrolünden çıkarsa... Ben de sana verdiğim sözün arkasında durma. Onu söyleyeyim. Tamam, durma. Hadi seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne oldu kız? Yatmadın mı sen? Yok teyze ya. Bu gece uyuyabilecek miyim bilmiyorum. Ne hissediyorsun? Yani kızgınlıkla kırgınlık arası bir şey işte. Anneme, özellikle de Emre'ye. Neden peki? Çok çabuk vazgeçti teyze benden ya. Yani ben... Bir gecede hayatımı değiştirebilecek çok önemli bir karar verdim. Herkesi, her şeyi karşıma almaya hazırdım. Ama adam bana sana güvenmiyorum dedi. Tamam. Yani sen kafanda çözmüşsün işte. Değmezmiş ya de. Boş ver yat uyu. Benim aklıma takılan tek bir şey var. Ya hani annem Emre'yle konuştu ya. Acaba o mu söyletti bunları ya? Annem sonuçta. Her şeyi yapar. Kızlar, yatmadınız mı bakayım? Yok yengeciğim, yatmadık. Yatamadık. Niye? Aynı sayfadayız yengeciğim. İkimiz de bunalımdayız. İçimiz içimizi yiyor. İşte ben diyorum ki al diyorum sen biraz benim içimden ye. O da diyor ki yok canım olur mu öyle şey sen diyor biraz benim içimden ye. Derken böyle birbirimizi şişiriyoruz işte. Biri daha gelsin mi aranıza? Senin ne derdin var yenge? Yok ya bir derdim öyle genel. Bugün çok hırpalandınız siz. Üzüldüm. Dedim ki geleyim yanınızda olayım biraz. Hem neme lazım belki. Fare girer mağara girer çatıda. Ya. Başınızda biri olsun. Gel. Canım benim.